Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Geçen hafta bayağı bir iş yoğunluğundan dolayı yeni bir video atamamıştım. Piyasalarda bu dönemde kritik seviyeleri geriledi borsa. Mesela altın faiz kararıyla 8-8.50 arasındaki hareketini devam ettiriyor. Altın dolardaki hareketle ve onstaki yukarı yönlü bir hareketle şimdilik yukarı doğru yönlü devam ettiriyor. Piyasada siyasi, askeri gelişmeler var biliyorsunuz. Rusya, Ukrayna ile ilgili sıkıntılar yaşıyor. Yani Biden'la Erdoğan'ın görüşmesi gibi olaylar piyasalara yeni yönünü verecek gibi gözüküyor. Bakalım teknik olarak grafikler ne diyor? Yani bunların ötesinde teknik anlamda nasıl ilerler piyasada? Tabii bu görüşmeler işte Rusya'nın sınırdan askerleri daimi görev yerlerine çekme kararı piyasada olumlu algılanabilir. Bir bakalım teknik görünüm neler gösteriyor. Evet, şöyle sunumumuza başlayalım. Evet, öncelikle dolarla başlayalım. Dolar biliyorsunuz Mart ayındaki olaydan sonra şurada kırmızı bizim destek noktamız, haftalık destek noktamız. Pardon, burası aylık grafikte, özür dilerim. Aylık yaklaşık şu anda 7.05 şu anda ortalaması. Geçen ay 7 liranın altındaydı. Bu 6.75-6.80 civarındaydı. Dolar da oraya kadar gelmişti. Merkez Bankası Başkanı'nın değişimiyle birlikte çok sert bir yukarı hareket görmüştük geçen ay. Bu ay ise işte şu en son gördüğümüz yeşil çubukta 8.850 aralığında hareket devam ediyor. Burada yine Mayıs ayındaki enflasyon ve faiz kararı yukarıya gidip gitmeme konusunda belirleyici olacak diye düşünüyorum. Merkez Bankası enflasyon üzerinde faizleri tutmaya devam edeceğiz gibi açıklamalar var. Tabii bunu toplantıda da kararla piyasa görmek isteyebilir. Onun haricinde yine Amerika ile veya işte siyasi politik gelişmelerle bu fiyat yukarı kırılma ihtimali olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani 8.50-8.60 aralığını yukarı geçtikten sonra yani bir olayla geçer diye düşünüyorum. Eğer geçerse de hareketi yine buradaki 7 liradan 8.5 liraya gelmesi gibi hızlı bir hareket olabilir o zaman. Yani 8.50-8.60 aralığını özellikle takip etmekte fayda var. Olumlu gelişmeler olursa o zaman da aşağıda 7.05 aylık ortalama, yani 7.5-7.05 aralığına kadar bir geri gelme potansiyeli olabilir. Ama şu an baktığımız zaman ortama, piyasaya, işte siyasi gelişmelere çok çok da böyle olumlu hareketler görmüyorum ben açıkçası. Çünkü Amerika'yla ilişkilere baktığımız zaman akşamki görüşmelerde yani bir tane sorunumuz yok Amerika ile baktığınızda. Suriye'deki YPG sorunu, işte 15 Temmuz'la ilgili biliyorsunuz Fethullah Gülen, FETÖ lideri Amerika'da tutuluyor. Onun iadesiyle işlemler ilerlemiyor gibi gözüküyor. Yani daha birçok sorun, S-400'ler, F-35 projesinden çıkarılma gibi. Yani NATO müttefiki izliyoruz ama bir müttefikin bu kadar olayı yaşamaz. Yani düşmanıyla o kadar olayı yaşamaz diye düşünüyorum. Evet, gram altına baktığımız zaman ise burada haftalık grafiğimiz bu 442-443 lira haftalık ortalama desteği var şu anda. Burada da 475-480 aralığında bir direnç seviyesi gözüküyor. Buranın yukarı kırılması için ya ons altının yukarı gitmesi gerekiyor ya da biliyorsunuz dolar TL'nin yukarı doğru yükselmesi gerekiyor. Burada da bütün yine olay dolar ve ons olarak altın fiyatına bağlı olacak. Doların yukarı 8.50-8.60 yukarı kırdığını görürsek altında da bu 470-480 aralığı yukarı sert bir şekilde kırılıp gidebilir. Ons'ta da şu anda belli bir seviye üzerinde devam ediyor. Birazdan grafiklerine bakacağız. Ons'ta da bir süre belki yükseliş devam edebilir ama ben Ons'ta hala yukarı kopup gidecek diye bir görüş göstermiyorum. O yüzden ben ons altında hala ters yönde bir hareket beklediğimi belirtiyorum. O fikrimden
Yani 1700 altına inerse o zaman altındaki çok daha sert satışların geleceğini göreceğiz diye düşünüyorum. Evet, gram altına baktığımız zaman da burada gram altın aylık grafiği bu da. Aylık grafiğinde de 390 lira şu anda ortalama desteği var. Yani olur da işte ons altında gerileme veya dolarda gerileme olursa da burada aylık ortalama desteğimiz gram altında 390 lira. Buralara kadar gelme ihtimali olabilir. Burada göstergeler karışık sinyal veriyor. Yani MACD göstergemiz sat sinyali vermiş. RSI aşırı satış bölgesinde gösteriyor. Burada dolar TL'nin yukarı yükselmesiyle eğer en yukarı gidecekse o zaman MACD tekrar gösterge olarak al tarafına geçmeye çalışabilir. Ama şu an MACD sat seviyesinde, RSI ise aşırı satış seviyesinde. Bunun devamını bekleyeceğiz. 390 seviyesinde olur da gerilerse burada belki altın için alım anlamında daha az riskli olabilir işlemler. Evet, altının ons fiyatına baktığımızda ise evet burada dediğim gibi 1700 yani 1699-1700 dolar seviyesi aylık uzun vade destek seviyesi. Yani 1850-1900 aralığına kadar belki bir yükseliş olabilir ama ben daha yukarısını şu an için olacağını hala düşünmüyorum. Yani burada satışların aşağı doğru devam edebileceğini düşünüyorum. Buraya benzer bir görünüm. 2012 yılında da bakın şu sağ bölgede, şu ortadaki sağ bölgede bakın yine burada kırmızı satış bölgesine değdikten sonra bir 3-4 ay yukarı gidip sonra çok daha sert aşağıya gelmiş altının ons fiyatı. Yani ben burada da yine belki bir 2-3 ay, 4 ay burada 1800-1900 seviyelere kadar olup ondan sonra satışın devam edeceğini düşünüyorum. Yani burada ekonomik gelişmeler, işte aşıyla ilgili gelişmeler, olumlu gelişmeler altının ons fiyatını aşağıya doğru itecek diye düşünüyorum hala. Bakalım haklı mı çıkacağım, haksız mı çıkacağım önümüzdeki birkaç ay içinde görürüz diye düşünüyorum. Evet, bir de borsaya bakalım. Borsada da bu haftalık grafik biliyorsunuz geçen ayki o Merkez Bankası kararıyla çok sert düşmüştük ve bir aydır da bizim haftalık ortalama desteğimizin üzerine çıkamıyoruz. Şu son dört çubuğumuzu görüyorsunuz. Oraya deyip tekrar aşağıya satışlar geliyor. Burada 200 günlük ortalamaya bu hafta değdik. 1318 seviyesinin altını görüp tekrar üzerine tepki verip 1345'ten kapattık. Bir süre burada işte 1300, 1410, 1420 aralığında sıkışma olabilir. Burada hangi yöne kırdığını yine takip edeceğiz. Yani 1418 yani 1410, 1420'yi yukarı kırdığında piyasada daha artık olumlu düşünmeye başlayabiliriz. Tekrar yükseliş yönünde bir hareket olabileceğini düşünebiliriz. Ama burada şu anda belki işte kısa vade trade yapanlar için 1300, 1310, 1320 aralığından alış yapıp 1400 civarında satış yapılarak yani orada trade edilebilir diye düşünüyorum. Yani şu anda piyasada biraz nakit kral durumunda. Yani nakit olan bazı günlerde çok ucuza hisseleri alabiliyor. Bugün bir video daha paylaşacağım. Bu düşüşte sektörlerin en ucuz hisseleri hangisi? Bunları böyle bir Excel tablosu üzerinde göstereceğim. Sektörlerdeki temel anlamda ucuz hisseleri ve bunların temettü verimliliği, işte ne kadar temettü veriyor, düzenli temettü veriyor mu? Yani iyi şirketleri bu dönemde hisse değişimi için kullanmayı düşünenler olabilir. Burada dediğim gibi 200 gün ortalama 1318 seviyesini. Burası olumsuz bir haberle aşağı kırılırsa orada işte 1200, 1250 belki 1150 seviyesine kadar bile bir hareket yani düşüş hareketi o zaman olabilir.
şu sıkışmanın ne tarafa kırıldığını takip etmekte yine fayda var. Evet arkadaşlar, piyasalarda durumlar böyle. Dediğim gibi bir video daha atacağım. O videoda hisselerle ilgili daha detaylı bilgiler vereceğim. Temel olarak bütün sektörleri neredeyse inceleyeceğiz. Orada da daha belki seviyelerde iyi bir şirkette olmadığını düşünenler daha iyi bir şirkete geçeyim en azından uzun vadede. Oradan daha iyi kar edebilirim. Kafam daha rahat olur diye düşünenler için o videoyu da izlemesini tavsiye ediyorum. Evet, paramız sağlığımızı bozmasın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.